Amanda The Adventurer 2 yani maceracı Amanda çıktı derken ekranda çok ilginç şeyler gördüm bir anda. Bu arada şu anda bir dakika ekrana bir bakacağım. Arkadaşlar bu Amanda The Adventurer 2'nin demo versiyonu. Bir önceki bölümden birçok gizemin olduğunu zaten görmüştük. O demo versiyonunda aldığımız gizemlerle oyunun full versiyonunda birçok gizemi açığa çıkarmıştık. Şimdi bir dakika. Şurada bir insan gibi bir şey gördüm az önce. Ama şurada da farklı bir şeyler çıktı. Bak aslında buraları detaylıca bir incelemek gerekiyor. Oyunun Türkçe seçeneği var gibi görünüyor. Evet abi beni buradan çıkar gibi bir şey yazdı değil mi orada? Evet şu an. Bunu ben detaylıca bekleyeceğim. Yani burada çok uzun süre beklediğimiz illaki bir şeyler çıktı. Bir dakika ekran gitti. Heh geri başladı. Bak şuraya dikkatlice bakmanızı istiyorum şu an. Muhtemelen kaset geri sardı. Bak şurada bir şey. Yok görüntüler sürekli değişiyor. Şurada bir şey gördüm az önce arkadaşlar. Tam buradaki alanda bir şey gördüm. Şuralarda herhangi bir şey çıkabilir ama bence buraları oldukça yavaşlatmamız gerekiyor. Aha evet şundan bahsediyorum. Bak aa çok ilginç bir görüntü gördüm. Abi bunları biz gizem videolarında bir bakalım. Şöyle seçeneklerimize bir bakalım. Altyazılarımız. Tamam. Altyazılarımız görünecektir illaki. Şöyle bir ben hiçbir şey yapmadan bir başla diyeyim arkadaşlar. Bakalım nereden başlayacağız. Tamam otomatik kaydetme seçeneğini kullanacak. Şu an gördüğünüz üzere. Abi inanılmaz kötü bir sesle başladı bu arada. Tamam burada kütüphaneye geçeceğimizi zaten biliyorduk. Buradaki birçok şeyin bize gizem vereceğini de biliyoruz aslında. Burası açılıyor mu? Hayır burası açılmıyor. Burada bir televizyon var bu arada. Tamam buradaki televizyonda. Ha bunlar İngilizce. Tamam bunlar sıkıntı değil. Bir dakika. Buradan bir çıkalım abicim biz. Buralardaki şeyleri bir inceleyelim. Burada ne var? Sadece oyunun ana menüsü Türkçe olarak görünüyor arkadaşlar. Ben bunları elimden geldiğince size çevirmeye çalışacağım. Burada yine Margaret. Ha, Margaret teyzemize. Kate teyze değil miydi arkadaşlar o ya? Burada Margaret diye birisine bir mesaj var. Buradaki kişi Margaret'a yazıyor. Diyor ki kitap iadelerinde tuhaf bir kaset buldum. Kendim incelemedim ama müsait olduğunuzda sizin de bakabileceğinizi umuyorum. Abi bu Margaret bakmamış kasete. Şimdi kasete bakanlar illa bir sıkıntılı duruma düştüğü için. Peki kaset neredeymiş? Kilitli dolapta kodunu doğru hatırlıyorsun diyor. İyi de kodu biz çözeceğiz. O zaman ayrıca bazı kitaplara da göz atmanız gerekebilir. Bazılarının da imha edildiği söylendi bana diyor. Yemin ederim bu haftanın 5'i gibi. Bunlar senin için bir kenara koydum. Ama sanırım yeni adam bakmadan yanlışlıkla onları kütüphaneye geri koymuş. Sormaktan nefret ediyorum ama eğer bir dakikalığına unutursan kütüphaneye bakıp onları bulabilecek misin? Bir bak etrafa diyor. Kütüphane veri tabanında bu kitapların bir geçmişi olmalı. Bu yüzden onları bulmanıza yardımcı olması için bunu kullan. Çok geç kalma. İyi geceler. Sophie. Ha, burada Sophie Margaret'a yazıyor. Diyor ki buradaki bazı kitapların şifrelerini bulacağız galiba. En azından oradaki kaseti bulmak için en azından bunu yapacağız. Buradan nereden çıkıyorduk? Abi Amanda o kadar geç geldi ki. Oynamayı unut. Evet. Kasa tamam burada abicim. Tamam bunu çözeceğiz o zaman. Burada 4 haneli bir şifremiz var. Yine yanlışlıkla buraya bastık. Şöyle bir bakalım. Hocam bu kitapta ne var? Bu kitapta... Bir dakika. GP6 diyor burada abi. GP6. Şimdi GP6 dediğine göre... Tamam bu bir kalsın. Abi bu bir korku kitabı gibi bir şey yani. GP6. O zaman 6'yı bir yere bir not etmem lazım benim. Şöyle telefonumdan ben not özelliğini de bir açayım. 6'yı bir yazalım abicim kenara. Yani muhtemelen şifrelerden birisi. 6 olacak. Merhaba diyor. Ben Wendy diyor. Senin kişisel asistanınım diyor. Aramak için tarayıcıyı kullan. Ha, kitabı tarat. Kitabı tarat diyor. Kitabı nereden taratacağım? Bilgisayardan mı taratacağım o zaman ben bir kitabı? Başka gitmiyor. Kitabı nereye taratacağız hocam o zaman? Bir dakika şimdi kitabı bunu alacağım. Tarayıcı nerede burada? Tarayıcı burada. Buraya mı taratacağız kitabı? Yo bir dakika abicim. Şimdi bunu alalım buradan. Tamam kitabı alacağız da. Burada nereye koyacağız abi bu kitabı? Bu tarayıcı değil o zaman. Bu fotokopi makinesi gibi bir şey ama. Tarayıcımız nerede? Şöyle bilgisayara dokunsak. Yok yine olmuyor. Burada tarayıcı burada da bir tane var abicim. Bu nedir? Abicim be. Wooly'ye bak ya. Abi ben en çok bu bölümde Wooly'yi merak ediyorum biliyor musunuz? Çünkü. Aa. Abicim bir dakika sesleri duydunuz mu bilmiyorum ama. Aa bir dakika burada ne diyor? Geri dönüşüm diyor. Kitap geri dönüşümü gibi bir şey var diyor. Tarayıcı nerede hocam? Bu da hızlı gitmiyor ki abi işte Amanda'nın en sıkıntılı yanı da bu. Hızlı gitme olayı yok. Bak yerde başka bir kitap var. Şimdi ben bunu buraya bir atayım abi. Bu kitabımız burada bir kalsın. Çünkü şurada yerde başka bir kitap daha var.
Bu arada siz korkmadan izleyebilirsiniz. Olası bir jump scare'da ben... Aa, tamam. Ama bir dakika. Bir dakika, burada ne var abi? Şimdi bu kitabı da alacağız o zaman. Burada başka bir kitap daha var. Tamam, onları ne yapacağız abi o zaman? Biz bunların hepsini buraya bir yere getireceğiz. Şimdi bu kitap burada. Sen de dur abicim şurada. Tamam, ikinci kitabımız da burada kalsın. Üçüncü kitabımız da burada. Çünkü kitapları bulacağız, bir şeyler yapacağız muhtemelen. Burada bir şifre falan verir mi? DS3. 3 abi, tamam. 6 ve 3 kenarda duruyor. Siz de unutmayın arkadaşlar. 6 ve 3 şu an bizim muhtemelen şifrelerimizle alakalı bir şey. Bu bilgisayarla herhangi bir etkileşime girebiliyor muyuz? Hayır, giremiyoruz. Muhtemelen iki tane, bir tane daha mı bulacağız kitap o zaman? Evet, bir tane daha kitap bulacağız o zaman buralarda bir yerde. Şimdi burada herhangi bir durum yine yok. Yani etkileşime girebileceğimiz bir şey yok. Burada kitaplardan alabileceğimiz bir şey var mı abi? Burada da kan falan var. Yani bu nasıl bir okul kütüphanesi? Siz çocuklara nasıl örnek oluyorsunuz arkadaşlar? Burada ne var abi? Lavabo var. Tamam. Yani ilginç. Ellerimizi yıkayabilirim diye. Burada lavabo neden var işte? O da önemli. Ben şöyle diğer odaya bir gideyim. Hatta şöyle bir kütüphanenin raflarına da bir bakalım. Böyle bir gidelim bakalım. Buralarda tamam, bir kitap daha var. Evet, fragmanda gördüğümüz yer. Buradan yine bir 5. Ama burada başka, bak. CE var, 5 var. Bu nasıl bir C? Ah! Hocam bir sakin olur musun? Bir sakin olur musunuz? Şimdi 5 diyor burada hocam. Tamam, 5'i de aldık. Muhtemelen bilgisayara falan bir erişim yapacağız arkadaşlar burada. Şimdi ilk bulduğumuz kitap. Bir dakika abicim. Bu ikinci bulduğumuz kitap. Bu 6'ydı, değil mi? Tamam, bu 6 abi. Bu 6 dursun burada. Şimdi bu 6. Bunda hiçbir şey yok. Neden yok bilmiyorum. Aa, o zaman bir tane daha bulmamız gerekiyor kitap bizim. Bizim net bir tane daha kitap bulmamız gerekiyor. Şöyle bir gidelim bakalım ne yapacağız. Buradaki saatlerin hepsi yine durmuş aynı şekilde. Bak, burada başka bir kitap daha var. 6, 5. Buradan ne çıkacak acaba? Buradan da boş. Allah Allah, bu kitapları taratacağız ama. Neyse abi, bu da bir kalsın burada yanımızda. Bak, burada bir şey var ama kaset işte. Aldığımız kaseti muhtemelen buraya takacağız arkadaşlar. Fakat bir dakika, bu az önce aldığımız kitap değil mi? Aa, bir dakika, burada başka bir kitap daha var. O zaman bizim ilgilendiren kitaplar şifre olan kitaplar. 8. Abi bir dakika, ben bu şifreleri bir deneyeceğim. 8'i en son bulduk. Ben şöyle gideceğim, bu şifreleri oluşturup oradaki kasayı bir deneyeyim. En azından muhtemelen onun şifresi olabilir diye düşünüyorum ben. Şöyle bir gelelim. Şimdi abi bu dursun. Şu ilk bulduğumuz kitaptı değil mi? İlk, yok, bu ilk bulduğumuz kitap değil abi. Bu ilk bulduğumuz kitap şu. Tamam. Şimdi 6. Şöyle birinci sıraya şunu bir koyalım. Bu 6 abi. Tamam. İkinci bulduğumuz hangisiydi? Muhtemelen bu değil. Şuydu galiba. 6, 3. Evet. 6. Şöyle bir koyalım kenara. 3. 6, 3, 5. 6, 3, 5. En son bulduğumuz şu muydu? Evet, galiba buydu. 6, 3, 5, 8 abi. Bir deneyelim ya. 6, 3, 5, 8 ile bir kombinasyon yapmaya çalışırsak onu da zor olacak bizim için. Şimdi 6, 3, 5. Tamam. 6, şöyle 6, 3, 5, 8 miydi arkadaşlar? 8'di herhalde değil mi? 6, 3, 5, 8 diyelim. Aha, vallahi açıldı. Güzel. Kaseti de bulduk. Ne diyor abi burada? Plan. Bu arada ben kaseti götürdüm ama geri döndüm arkadaşlar. Orada bir gezi planlayalım. Aa. O söz bize yabancı bir söz değil bu arada. Bir gezi planlayalım sözü yabancı değil. Geçmiş demolara baktığımızda, bu kaseti taktığımızdan oyun biterse oradaki kasette, yani defterlerde, kitaplarda yazanları bir okumak istedim açıkçası. CP DSE diye bir şey var. Evet, şu an oyunumuza giriş. Abi Wooly gitti. Tamam, Wooly gitti. Wooly net olarak gitti. Şu an Amanda'yı göreceğiz mi? Tamam, ben Amanda. At least in our imaginations we can. Hayal gücümüzde bunu yapabiliriz diyor. Büyülü bir tren diyor. Benim büyülü bir trenim diyor.
Who would you go see? Bu trende kimi görmeye giderdin diyor. Aa şimdi bir dakika. Abi ben bir dakika. Kimi görmeye giderdim hocam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi Amanda. Rassam olmaz. Amanda duygulandı. I'd love to daydream about all the places I could have been. Think about all the places we can go. Let's plan a trip. I've made pictures. Gezi planlayalım diyor. Acaba kimi? Ha, gezide abi burada neresi var? Şimdi 2 dolar. Hepsi. Wow. It's so dark in here. Should I open the curtain or turn on the lamp? Lamp, ha, lambayı diyor. Abi lamp, ha, lamp koyun olarak geçiyor, doğru. Lambayı ya, karanlık gibi bir şey dedi. Tamam Amandacığım. Hadi şimdi planlayalım diyor. Sihirli trenle Eiffel Kulesi. Eiffel Kulesi'ni seç diyor ama ben seçmeyeceğim o zaman. Eiffel Kulesi, yani şunu mu seç diyor. Abi ben onu seçmeyeceğim. Şimdi bu neresi oluyor, bir dakika. Mısır, Fransa. Abi biz nereye, burası neresi bilmiyorum. 3 dolar ya, biz fakir adamız hocam, 2 dolar ama ben zengin adam işi yapacağım. En pahalı olanı seçeceğim. Eiffel Tower. Ya illa Fransa'ya gidelim diyor. Tamam hadi Fransa'ya gidelim. Paris'e gidelim. Tamam, büyülü trenle. 2 dolar. Ha şey, kumbaraya gideceğiz diyor. Kumbara Bank. Kaç paramız varmış? Hadi oradan da çıkmasın o kadar para. Kıracaksın mı? Tamam. Ha, kıracağız veya altındaki şeyi mi alacağız? Bu eğlenceli değil gibi bir şey söyledi. Ha, alacağız. Tamam. Tıpasını açtı. Para yok değil mi? Ha çıktı. Oo bayağı çıktı. 1, 2, 3, 4, 5 dolar para çıktı. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. I have 5 coins. That's more than enough for our first stop. We just need to take away. Yani bu ilk gideceğimiz yer için oldukça yeterli bir durum diyor. Tamam. Kaç tane alacağız biz oradan? 2 dolar gitti. Abi bir şey söyleyeceğim. Bunun parası bitince de kızacak bence bize. Ben size söyleyeyim. Arkadaşım Gretchen'i düşündürüyor bana diyor. Where can I find that? 3 dolarımız kaldı. Ya buna gideceğiz, ya buna gideceğiz, ya buna gideceğiz. Ama ben paramız yok. Hadi bunu bir seçeyim. Wow, planning this trip with you is going to take forever, isn't it? Bu geziyi seninle planlamak uzun sürecek diyor. Çünkü paramız yok hocam bizim. Bir de aynısı. Like someone needs to brush up on their cultural knowledge. Ha, görünüşe göre birisinin kültürünü tazelemesi gerekiyor diyor. Ben bir daha basarsam buna kızar mı acaba? Şimdi tamam, mecbur, paramız yok. Bunu kabul etmeyecek arkadaşlar. Diğerlerini her türlü kabul edecek diye tahmin ediyorum. Meksika City'ye yakın bir yer diyor. Meksiko City. Abi Mısır Meksika'ya yakın değil ki. Aman ha, zaten bunu seçtireceksin sen bana. Burası Mısır piramitlerine benzettim ben ama. Tamam, bir sonraki durağımız Meksika. 3 coin'e gidiliyormuş. Tamam. Eyvah. Anyway, that ticket cost 3 coins. Neyse diyor. Bu biletin fiyatı 3 jeton. 1 2 3. 3 jeton para kalmadı, bitti. Para bitti. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Amanda'nın 4 tane parmağı var. Dikkat ettiniz mi? 1, 2, 3, 4, 4 tane mi parmağı var? Tamam, ne oldu hocam şimdi? Ha, bunlardan birisini satabiliriz diyor. Abi bunlardan birisini satacaksak bir şey söyleyeceğim. Daha önceki tanıtımda bir tavuk görmüştük ya. Someone gave this to me when tamam. I was Ay horozu satalım diyor. Gerçekten merak ettim. Bunun sonu nereye gidecek abicim? Bizi burada... Aa bak, buradaki fiyat değişti. Ha, 9 mu 3 mü bu? Uçtu gitti, sattı. Wow,
1, 2, 3, 4 tane. Abi sen tam bir şeytansın be Amandacığım ya. Şuna baksana abicim, resmen sen şeytansın. Yine sıkıntıya düşüreceğim bizi. Tamam, bir sonraki durağımız. Karın deşen Jack hakkında bilgi edinebilirim. Karın deşen Jack hakkında bilgi edinebilirim. Abicim sen tam psikopatsın be. 3. Ben yine burayı seçeceğim ya. Paramız yok ama yine seçeceğim. Tamam. Londra'ya gideceğiz ama. Ha, Londra'ya 4 tane coin istiyor, bizim biletimiz yok diyor. Bir dakika bekle. Tamam. Şimdi diyor 4 coin'imiz. Aha! Aha! Paramızı çalıyor. Paramızı çalmaya çalışıyor. Tamam, ne oldu şimdi? Amanda kızdı. Tamam, coin gitti. Yine 3 tane kaldı. Ya Amanda, herkesle mücadele ediyorsun da bir onunla mı mücadele edemedin be kardeşim? Eyvah, sinirlendi. La başkasına sinirlenip bize patlayacaksın. Oraya gideceğim diyor. Gitmek istiyorum diyor. Nereden bulacağız şimdi? Tamam, nereden bulacağız hocam? Eyvah, arkadaşına bakıyor. Şunu mu satacağız yoksa? Nereden bulacağız? Sen akıllısın diyor da ne için akıllıyım ben? Ha. Nereden çıkarttı onu? Tamam, çok çok fazla paramız var. 4 tanesi gitti. Ha, trene yetişmenin zamanı diyor. Hadi bakalım gidelim. Buna mı vereceğiz parayı? Şunun kafasına vurup beleşe de gidebilirdik Amandacığım be. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz? Tipe bak. Şu an evet, bu eğlenceli. Ya şimdi Londra'ya mı gitmiş oldun Amandacığım? Ne anladık bu kasetten şimdi? Ben gerçekten hiçbir şey anlamadım. No, hayır, arkamı dönmek istemiyorum ben şu an. Döneyim mi? Çünkü genelde bir şeyler değişiyor abi arkayı döndüğüm zaman. Hadi bismillah döndük. Yo, hiçbir şey yok. Tamam, ne oldu abi şimdi? Eyvah, içeride başka bir şeyler mi değişti? Aa! Ne oldu lan? Aa! Kaç! Ha, kaset! Allah cezanı vermesin, aklımı aldın sen! Beni izle diyor. Eyvah, şimdi lanetli kasetimiz geldi. Eyvahlar olsun. Ne oluyor? Özel bir oyuncak dedi. Abi altyazılı olmadığına göre 3 tane diş fırçası. Mavi, kırmızı, pembe. Aklımıza tutalım. Neler oluyor? Eyvah, aman diye bir şey. Aa, bir dakika. Onun ikisinin birleşmesiyle oldu bu iş. Oradaki şey, o lanetli bir şey galiba. Onun birleşmesiyle mi o durum oldu? Şimdi ne olacak abi? Amanda. Eyvah, o neydi? Hazır ol diyor. Maceraya hazır ol diyor. 2024. Maceraya hazır ol 2024. Abi bir dakika. İnanılmaz bir bölüm bizi bekliyor arkadaşlar. Gerçekten 2024 inanılmaz olacak. Şöyle bir tekrardan bir başlayacağım ama tabii ki de tekrardan bitirmeyeceğim. Ama muazzam bir şey bizi bekliyor. Dışarıya bir bakalım abi. Dışarıda dışarı görünmüyor zaten. Yani gerçekten inanılmaz bir bölüm bizi bekliyor.
Böyle tekrar oraya gidersem ne olur onu da merak ediyorum. Evet, maceracı Amanda'nın demo versiyonu Steam Next Fest özel olarak geldi. Sizler de oyunun full versiyonunu istiyorsanız ve bu demo içerisinde, bu televizyon ekran görüntüleri içerisindeki gizemleri araştırmamı istiyorsanız videoya bir like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.